Herkese selamlar arkadaşlar, ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da en üst Paragon R aracının zırhlı varyantını nasıl ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz, bunun rehber videosuyla karşınızdayım. Evet, oyuna Diamond Casino Resort güncellemesiyle birlikte eklenen kazinonun kendine ait toplamda 6 hikaye görevini host olarak tamamladınız da ödül olarak bu zırhlı aracın sahibi olabiliyorsunuz. Bu videoda da tüm bu işlemleri nasıl yapabilirseniz hızlı bir şekilde bunları anlatmaya çalışacağım. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen anlatıma geçelim. Öncelikle bu kazinonun hikaye görevlerini yapabilmemiz için eğer oyunda daha önce Diamond Casino Otel'e girmediyseniz öncelikle en azından bir kere giriş yapmanız gerekiyor. Kazinonun nerede olduğunu bilmeyenler için şu an ekranda tam olarak konumunu gösteriyorum. Şehrin hemen sağ üst taraflarında şu an ekrandaki gibi bir semiye göreceksiniz. Öncelikle buraya giderek içeriye giriş yapın. Buraya ilk kez giriş yaptığınızda size bir tanıtım sinematiği karşılayacak. Öncelikle bu sinematiğin bitmesini bekliyoruz. Sinematik bittikten ve karakterinizin kontrolü size geçtikten sonra şimdi de gelelim Penthouse satın alma aşamasına. Evet, bu görevleri yapabilmek için bizim kazinonun içerisinde yer alan Penthouse'u satın almamız gerekiyor. Bunu yapmak için öncelikle oyundayken telefonunuzu açıyorsunuz ve buradan internete giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında yukarıdaki sekmelerden Money and Services'a tıklayın ve oradan da hemen ilk sırada yer alan Diamond Casino sitesine giriş yapın. Sitenin en sağ üst tarafındaki The Penthouse sekmesine ve hemen ardından açılan sayfada Begin tuşuna tıklayarak bu kısımdan kendinize bir Penthouse satın alabilirsiniz. Görevleri yapmak için en ucuz olanı satın alıp geçebilirsiniz. Zira burada gördüğünüz hiçbir özelleştirmenin görevlerle bir ilgisi bulunmuyor. Ayrıca daha sonrasında isterseniz özelleştirmeleri tekrardan yapabilmeniz de mümkün. Penthouse'u bu şekilde satın aldıktan sonra az önce haritada gösterdiğim kazinoya geliyorsunuz ve içeriye girme seçeneklerinden Penthouse'u seçerek içerisine giriş yapabilirsiniz. İçeriye girdikten sonra yine ilk sefere özgü bir tanıtım sinematiği sizi karşılayacak. Bu sinematiğin de bitmesini bekliyoruz. Sinematik bittikten sonra telefon rehberimize Agatha Baker kişisi ekleniyor. Mesajda Agatha Baker kendisini tanıtıyor ve yakın bir zamanda bizi telefonla arayacağını belirtiyor. Bu mesajdan sonra oyunda biraz vakit geçirmemiz gerekiyor, zira görevleri başlatabilmemiz için Agatha Baker'ın bizi araması gerekiyor. Bir süre sonra Agatha Baker sizi arıyor ve yapacağımız ilk görev için onu ofisinde ziyaret edebileceğimizi belirtiyor. Bu arama geldikten sonra kazinoya giriş yapın ve mini haritanızda AB harflerinden oluşan sarı renkteki ikonun konumuna gidin. İşte tüm bu kazinonun hikaye görevlerini bu kısımdan başlatabilirsiniz. Bir görevi tamamladığınızda tekrar buraya gelerek bir sonraki göreve başlayabilirsiniz. Daha önceden de söylediğim gibi bu zırhlı Enus Paragon R adındaki aracı ücretsiz bir şekilde elde edebilmek için buradan başlattığımız kazinonun toplamda 6 tane olan hikaye görevlerinin hepsini host ya da bir diğer deyişle lider olarak tamamlamanız gerekiyor. Görevleri videonun çokça uzamaması adına tek tek bu videoda göstermeyeceğim. Tüm görevleri tamamladığınızda kısa bir süre sonra Agatha Baker size bir mesaj atacak ve özetle size limanda bizim hoşumuza gidecek bir şey bıraktığını ve gidip kontrol etmemizi söylüyor. Ayrıca ekranın sol üst tarafında da haritada soru işaretiyle işaretlenmiş yere gitmemiz gerektiği belirtiliyor. Soru işaretli yerin tam olarak neresi olduğunda şu an ekrana göstermiş olduğum konumda görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde haritadaki bu konuma gidiyoruz. Konuma geldiğinizde siyah bir araç göreceksiniz. Ki bu araç bizim peşinde olduğumuz Enus Paragon R adındaki aracın ta kendisi oluyor. Araca bindiğinizde otomatik olarak araca hangi garaja koyacağınızı belirten bir panel karşınıza çıkacaktır. Buradan aracı hangi garajınıza yerleştirmek istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra aracın tamamen sahibi olmuş oluyorsunuz. Aracı dilerseniz oyundaki modifiyecilere götürerek modifiye edebilmeniz de mümkün. Modifiye seçenekleri ise aracın normal varyantıyla birebir aynı. Zırhlı varyantına özgü herhangi bir özel modifiyesi bulunmuyor. Evet, böylelikle bu Enus Paragon R adındaki aracın zırhlı versiyonunu nasıl elde edebiliriz bunu hep birlikte öğrenmiş olduk. Böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.